Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere Türkçe dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Toplamda 20 soru hazırladım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Öğretmeniniz önce size bir parça verip o parçadan çeşitli sorular yöneltebilir, cevaplarını yazmanızı isteyebilir. Ben o bölümü geçiyorum. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz, hangi cümlede benzetme yapılmamıştır? A. Ayşe teyzenin altın gibi kalbi var. Hızlı koştuğu için terledi. Format atınca bilgisayar saat gibi işlemeye başladı. Bulaşıklar dağ gibi yığıldı. Doğru cevap B şıkkı olacak. Çünkü A şıkkında altın gibi diyor. Diğerinde saat gibi diyor. Burada da dağ gibi diyor. Hepsinde benzetme var. B şıkkında benzetme yok. İkinci soru. İçin kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi kurmuştur? Eve geç kaldığım için babam kızdı. Bu elbise senin için çok büyük. Her sabah mutlaka süt için. Çocuk için için ağlıyordu. Doğru cevabı siz de tahmin etmişsinizdir. A şıkkı olacak. Çünkü burada babam kızdı diyor sonuç bölümü. Bunun nedeni var. Eve geç kaldığım için. Buradaki için sözcüğü neden sonuç ilişkisi kurmuş. Şimdi geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşırma anlamı vardır? A. Oh, soba yandı. Burada biraz sevinme anlamı var. B. Aa, hemen ayağa kalkmışsın. Evet, burada bir şaşırma anlamı var. İşaretleyeceğiz ama diğerlerine bakalım. C. O tavşanı bir yakalasam. Burada biraz kızgınlık anlamı var. D. Tüh, yine gol yedik. Burada da biraz üzüntü anlamı var. Doğru cevap B şıkkında şaşırma olan anlam. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Hangi cümlede D, dağ ekinin veya bağlacının yazımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Kenar dağ oturan sen misin? Burada ayrı yazılmış. Çantadan kalemini D çıkarmalısın. Yine ayrı yazılmış. Bugün bize Ayşeler D gelecekmiş. Yine ayrı. Akvaryumda kaç balık var? Burada bitişik yazılmış. Doğru cevap A şıkkında sevgili öğrenciler. Çünkü kenarda derken bir yerde bulunma durumu var. O zaman bitişik olması gerekiyor. Burada ek olarak çünkü. Çantadan kalemini de derken burada ayrı yazılmış ve doğru. Ayşeler de yine ayrı ve doğru. Akvaryumda bir şeyin içinde olduğunda bulunma hal eki olduğunda bitişik yazılıyor ve burada da doğru. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Bir de şuradan ayırt edebilirsiniz sevgili öğrenciler. Bakın. Ayrı yazılan yerlerde sildiğinizde cümle bozulmaz. Çantadan kalemini çıkarmalısın. Bakın cümle bozulmuyor. O zaman ayrı yazılacak. Bugün bize Ayşeler gelecekmiş. Bakın yine ayrı yazılacak. Ayrı yazıldığında ve silindiğinde cümlenin anlamı bozulmuyor. Ama burada ayrı yazılmış ama bakın silelim. Kenar oturan sen misin? Cümle bozuldu değil mi? O zaman bitişik yazılması gerekiyordu. Çünkü bu bir ek halinde. Böyle de bir açıklama yapmış olduk. Beşinci sorumuzda deyimler var. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz diyor. Anlamları okuyalım, deyimi karşıdan bulalım. Başka şeyler düşünmek. Şuraya baktığımızda 5 numara olacak. Aklı başka yerde olmak. O zaman 5 numarayı buraya koyalım. Çok sevinmek. O da etekleri zil çalmak. Yani 4 numara. Kusurları görmezden gelmek. Bu da 1 numara. Göz yummak yani. Çok susamak, boğazı kurumak, 3 numara. Çok tatlı konuşmak, ağzından bal damlamak. Yani çok güzel konuşmak manasında. 2 numarayı da buraya koyduk ve eşleştirdik. 6. sorumuz isimlerin hal ekleriyle ilgili. Hatırlarsanız yalın hali var, e hali, i hali, d hali ve den hali var. Sorumuzu bir okuyalım. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinin yerleri yanlıştır diyor. Bakalım 1 numara. Okula E yönelme hal eki. Bu doğru. Ama A olmuş. Niye? Çünkü kelimeye göre E ya da A olabiliyor değil mi? Okul L olamayacağına göre okula E
harfi A'ya dönebilir ve burada bir yönelme durumu var. Bu doğru. Kitabı İ belirtme hal eki, bu da doğru. İ, I'ya dönebilir. Kitabı olmayacağına göre kitabı ve bir şeyi belirtmek. Doğru. Dolapta da ayrılma hal eki. Yanlışlık var burada çünkü dolapta, yani bir yerde bulunma hal eki. Dolabın içinde örneğin. Bulunma olması gerekiyordu ama ayrılma olmuş. Bu hatalı. 4 numara sokaktan, yani den hali. Bu da ayrılma olacaktı. Bir yerden ayrılmak. Yani şu ikisi 3 ve 4 numara karışmış. Onlar yanlış. O zaman 3 ve 4 nerede? C şıkkını işaretleyelim. Ve 7. soruya bakalım. Bir şeye kısaca ve hızlıca bakmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Gözü bir yerden ısırmak, göz atmak, gözüne girmek, ağzına bir şey koymamak. Doğru cevap göz atmak. Bir şeye hızlı, kısaca ve hızlıca bakmak. B şıkkını işaretledik. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler. Deyimler ve atasözleriyle ilgili soruları daha kolay yapmak istiyorsanız bol bol kitap okumanızı öneririm. Çünkü o kitapların içerisinde okuduğunuz yerlerde bolca deyimler ve atasözleri geçer. Böylece siz de okudukça daha iyi öğrenmiş olursunuz. Onların anlamlarını kavramış olursunuz. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirmeli sözcük yer almamıştır? Bakalım. A. Masmavi gökyüzünün altında oynuyordu çocuklar. Yanlış yazmışız. Şunu düzeltelim. Çocuklar yazmışız. Yanlışlığı gördük. Burada pekiştirme var. Masmavi. Mavi, masmavi. Pekiştirme. O taptaze nanelerin kokusu sarmıştı odayı. Taze, taptaze. Yine var. Pazardan soğan, sarımsak almaya gitti. Burada pekiştirme yok. D. Sımsıcak ekmekler elinde yürüyordu. Sıcak, sımsıcak. Burada da pekiştirme var. Doğru cevap C şıkkı. C şıkkında pekiştirme yok. 9'a bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır diyor. Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm. Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım. Babam işten henüz gelmedi. Söylediklerine bir anlam veremedim. Doğru cevap A şıkkı. Karşılaştırma nasıl olmuş burada? Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm. Yani dün ile bugünü karşılaştırmış. Cevap A şıkkı oldu. 10. sorumuz aşağıdaki cümlelere D ve ki eklerinin ve bağlaçlarının olacaktı. Ben burada unutmuşum. Neyse önemli değil. Bitişik mi ayrı mı yazıldığını gösteriniz. Yani D ve ki olan yerlerde bitişik mi yazacağız? Ayrı mı? Bakalım. Ev, yemek var. Bakın burada D konması gerekiyor. Ama bitişik mi olacak ayrı mı? Tabii ki bitişik olacak. Çünkü bakın cümle şu anda bozuk zaten. Ev, yemek var. Bozuksa ek halinde bir D var demektir burada. Evde yemek var. Bakın şu anda cümle güzel oldu. Ve bir şeyin içinde olduğunda bulunma hal eki oluyor ve bitişik yazılıyor. Enes sinemaya gelecek. Bakın cümle şu anda gayet iyi değil mi? O zaman buradaki D ayrı yazılması gerekiyor. Enes D. Yani buradaki D cümleyi biraz daha genişletmiş oluyor. Eğer bunu koymadan okursak şöyle oluyor. Enes sinemaya gelecek. Yani Enes tek başına sinemaya gelecek. D'yi koyduğumuzda şöyle oluyor. Enes de sinemaya gelecek. Yani başka insanlar gelecek. Enes de gelecek. Ne oldu? Cümle biraz genişlemiş oldu değil mi? Ve ayrı yazılması gerekiyor. Devam edelim. Yanım top getirdim. Şu anda cümle güzel değil. Demek ki yanımda. Yani bitişik yazılması gerekiyor. Bir aitlik var, bir bulunma hal eki var. Yanımda top getirdim ve bitişik oldu. Sen bizimle gelir misin? Bakın şu anda cümle iyi. O zaman bunun ayrı yazılması gerekiyor. Sen de bizimle gelir misin? Başkaları gelecek, sen de bizimle. Yani cümleyi biraz genişletmiş olduk yine. Devam edelim. Çantam, yeni kitabın var mı? Bakın cümle güzel değil. O zaman çantanda. Yapışık olacak, bitişik olacak. Sıra geldi ki'lere. Çok çalış, başarılı olasın. Bakın burada iki tane ayrı ifadeyi birbirine bağlaması gerekir. Bağlaç olarak olması gerekir. Yani çok çalış ki başarılı olasın. İki ayrı ifadeyi bu şekilde birbiriyle alakalı ifadeleri bir araya getirmek için, bağlamak için bağlaç konumunda ayrı yazılır.
Devam edelim. Saygılı ol, saygı göresin. Bakın yine ayrı iki tane ifade var. Birbiriyle ilişkili ama ve iki tane ifadeyi yine bağlaç olarak bağlaması gerekir. Ayrı yazılması gerekir. Saygılı ol ki saygı göresin. Balkonda çamaşırları topladım. Bakın balkondaki burada bitişik olması lazım. Çünkü bir şeyin içindeki olduğunda, bir aitlik olduğunda bitişik yazılıyor. Okula erken git, geç kalmayasın. Bakın yine iki tane ifadeyi bağlaç olarak, ayrı yazılarak bağlaması gerekiyor. Yani iki tane cümleyi. Okula erken git ki geç kalmayasın. Sınıfta dolabın camı kırıldı. Bakın sınıfta ki, yani bir şeyin içindeki olduğunda bitişik yazılıyor. Bu şekilde hem açıklamış olduk hem doldurmuş olduk. 11. sorumuz gerçek, mecaz ve terim anlamlarla ilgili. Aşağıdaki kelimelerdeki altı çizili kelimeler gerçek anlamda ise G, mecaz anlamda ise M, terim anlamda ise T yazınız diyor. Kaybedince bütün umudu soldu. Burada mecaz. Solmak dediğimizde hani aklımıza şu gelir, işte canlılığını yitirmek. Mesela işte çiçeğim soldu ya da elbisemin rengi soldu gibi. Buradaki ise umudu soldu derken yani üzüldüğü, ümitleri bitti manası var. Söylediklerine çok kırıldım. Yine mecaz anlamda. Kırılmak gerçek anlamı zaten biliyorsunuz. Çok da uzatmayalım. Kutuları ağır olduğundan taşıyamadı. İlk anlam bakın ağır. Bir şeyin kütlesinin fazla olması. Gerçek anlam. Sıcak bir çorba olsa da içsem. Yine gerçek anlamda sıcak kelimesi. Hakem penaltı olduğu söyledi. Olduğunu söyledi. Cümleyi düzeltelim. Burada da terim anlamda. Çünkü futbolla ilgili bir terim olarak kullanılmış. Tiyatroda yaptığı rol güzeldi. Rol sözcüğü yine terim anlamda. Tiyatro ile ilgili bir kavram olarak kullanılmış. 12. Başına taç etmek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Çok kızmak, çok değer vermek, herkese yardım etmek, birini ayıplamak. Doğru cevap çok değer vermek, başına taç etmek. B şıklını işaretledik. 13 atasözleri var. Bunları eşleştireceğiz. Önce anlamlarını okuyacağım. Karşıdan uygun atasözünü arayacağız, bulacağız. Hemen başlayalım. Bir işin sonunun nasıl olacağı şimdiki gidişinden belli olur. Şöyle bir baktığımızda 4 numara olacak. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur demek. Bunun açıklaması. Çocuklar ana babalarından gördüklerini yapmaya özenirler. Bu da ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Yani anneden babadan ne görüyorsa onu yapar çocuklar demek istiyor. 3 numara olacak buraya. Etrafında bulunan kişilere kötülük yapan kişiler gün gelir çok daha büyük kötülüklerle karşılaşır. Baktığımız zaman rüzgar eken fırtına biçer. Buraya uyuyor. Şey yanlış yazdık pardon. 5 numaraydı. Evet 4 numarayı zaten daha önce yazmıştık. Düzelttik. Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır, kuvvet bulur ve sözünü geçirebilir. Bu da her horoz kendi çöplüğünde öter. 2 numara. Kendi başına davranan kişi tehlikelere karşı korumasız kalır. Bu da sürüden ayrılanı kurt kapar demek istiyor. 1 numara olacak. Bu şekilde eşleştirdik. 14. sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Burada kim oturuyor? Soru işareti. Soru soruyor. Olanlardan haberin var mı? Soru işareti. Güzel mi güzel bir kuşum var? Burada soru sormuyor. Nokta. Geziye kaç kişi gelecekmiş? Soru işareti. Doğru cevap C şıkkı. Kendiliğinden çıktı. 15. Aşağıdaki pekiştirmelerden hangisi yanlış oluşturulmuştur? Yemyeşil, simsiyah, kıskırmızı, bembeyaz. Evet cevabı hemen bulmuşsunuzdur. C şıkkı olacak çünkü böyle yazılmaz. Kıpkırmızı olması gerekirdi. 16'ya bakalım. Aşağıda karışık olarak verilmiş cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız diyor. Ben burada biraz bekleyeyim. Siz videoyu durdurup şöyle bir bakın cümleleri. Kendiniz bir sıraya koyun benden önce. Ben hemen cevabı söylersem. Bazen öğrenciler itiraz ediyor. Altına yazıyorlar yorumlarda. Öğretmenim çok hızlı yaptım. Biz yetişemedik. Yani soruyu cevaplayamadık gibi. Onun için biraz bekliyorum. Evet. Hemen başlayayım artık.
İlk olarak şu olacak buradaki cümleler içerisinde. Ben hepsini ayrı ayrı okumayacağım. Araba merdivenlerin önünde durdu. Bir numara burası. Sonra ne olmuş? Arabanın kapısı yavaşça açıldı. İki numara. Sonra içinden elinde bastonuyla bir kadın indi. Üç numara. Sonra bastonuna dayanarak ilerledi. Dört numara. Ve en sonuncusu merdivenleri çıkmaya başladı. Bu da beş numara olacak. Bu şekilde uygun sıraya koymuş olduk. Ve 17. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut duruyor? Acıklı bir hayat hikayesi oldu. Soyut bir kavramdan bahsediyor. Bu sözler onu çok duygulandırdı. Yine duygulanmak, somut şey, soyut bir kavram. Hüzünlendiğimi görünce konuşmayı kesti. Hüzünlenmek yine soyut bir kavram. Kapıyı kim açtı? İşte somut olan kapı sözcüğü. Çünkü gözümüzde görebiliyoruz, elimizde tutabiliyoruz. Ve D şıkkını işaretledik. 18'e bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Çarşamba Ovası Samsun ilimizde bulunur. Doğru. Bakın çarşamba özel isim. Ovası derken özel isim oluyor. Baş harfleri büyük. Samsun'un da baş harfi büyük. Şehir ismi. B şıkkı 1 Aralık 2008 tarihinde doğdum. İşte yanlışlık burada. B şıkkını işaretleyelim. Nerede? Çünkü burası o günü belirttiği için, özel bir günü belirttiği için baş harfinin büyük yazılması lazım. Sadece Aralık ayından bahsetseydi, hangi Aralık olduğunu bilmediğimiz için o zaman küçük yazılabilirdi. Ama burada 1 Aralık 2008'i, o özel günü söylediği için. Yani burada yanlışlık var. Tuz Gölü Aksaray iliyle de komşudur. Burada evet doğru yazılmış. Çamlıbahçe Mahallesi, bakın baş harfler doğru yazılmış. 19'a bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır diyor. Maçta düşen çocuğun burnu kırılmış. Burada deyim yok. Burnum koku almamaya başladı. Yine yok. Yüzüne göre küçük bir burnu vardı. Yok. Vatanımı anınca burnumun direği sızladı. Bakın burnumun direği sızladı. Yani çok özledim manasında bir deyim. Ve D şıkkını işaretliyoruz. Son sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekmek sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Şehrin kirli havası çekilmez oldu. Burada mecaz. Okul bahçesinde halat çekme oyunu oynadık. Evet, gerçek anlam burada. Çekmek dediğimizde ilk aklımıza gelen birinci anlam, gerçek anlam, sözlükteki ilk anlam bir şeyi tutup asılmak manasında. Ve burada gerçek. Doğum günümde arkadaşlarımla ziyafet çekeceğim, onlara yemek yedireceğim manasında, mecaz anlamda. Bazı hastalar çok acı çeker, yine mecaz anlamda. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.